Arkadaşımız Emre Timur şimdi o selin ortasında İzmir'de bizleri bekliyor. Bakalım neler anlatacak bize. Emre merhaba, sözü sana bırakalım. Evet, yayınlarım yine. Biz yaklaşık bir saat önce İzmir'e girdik ve İzmir'e girdiğimizde artık gökyüzü bir anda karardı. Bu noktaya geldiğimizde ise dün gece saat 1 civarında başlayan sağanak yağış ve rüzgar sonrasında denizin 250-300 metreye yakın taşması sonrasında ortaya çıkan bilançoyu şu anda size göstereceğiz. Neredeyiz? Hemen arkamızda konak var. Ali Çetinkaya Bulvarı'ndayız. Ve burada sadece bu sokakta 30'a yakın dükkan var. Ve onlardan bir tanesiyle başlayalım. Sonrasında da aşağı gün doğdu meydana doğru ilerleyeceğiz. Bakın onlardan bir tanesi yaklaşık 15-16 saat geçti. Ancak suyun yüksekliği hala bu seviyede. Tabii yaklaşık 3-4 saat önce ise su zaten yine yüksekti. Bakın bu noktaya kadar geldiğini söylüyor dükkan ve işletme sahipleri. Beraberinde sadece bu dükkanda zararlarını sorduk. Tahmini bir zararlarını ve 2-3 milyon lira arasında olduğunu söylediler. Şimdi şu çok önemli bir bilgi. Sadece denizin taşması sonrasında gelen su dükkanın içine dolmuyor. Aynı zamanda tabii dükkanlar bu cadde Alsancak tarafı deniz seviyesinde olduğu için kanalizasyonlardan gelen su da direkt dükkanların içine doluyor. Şimdi geriye doğru ilerleyeceğiz ve ilerledikçe de suyun seviyesi artmaya devam ediyor. Aslında burası İzmir'in kalbi diyeceğimiz nokta. Konak ve Alsancak tarafındayız. Burası gün içerisinde binlerce İzmirli'nin geldiği, alışveriş yaptığı bir nokta. Ve tabii burası Konak ilçesine bağlı Alsancak. Hemen yukarıda Kıbrıs Şehitler Caddesi var. Bilenler bilir. O noktada da çok uzun bir cadde ve beraberinde ise yine yüzlerce dükkan su altında kaldı. Yani su altında kaldı derken 60-70 santimetreye kadar su içlerine doldu. Yine kanalizasyonların tıkandığını görüyoruz. Tabii zaten denizin taşmasıyla birlikte kanalizasyonlar yetersiz kaldı. Ancak şu an itibariyle de o dükkanlardan ya da çevreden gelen atıklar kanalizasyonu doldurduğu için şu anda su akmıyor. Ve tedbiren de üzerine bir bariyer koyulmuş. Şimdi Özgür Kumanovalı ile birlikte sizinle Gündoğdu Meydanı'na doğru ilerleyeceğiz. Ancak bu noktaya tabii vatandaş giremiyor. Sadece kim var? İzmir esnafı var. Onlar da dükkanlarına gelip açıyor ve hasarı tespit edip bir an önce temizlemeye çalışıyorlar. Ve şu anda bekledikleri tek şey bu suyun çekilmesi. Bunun için de İzmir Belediyesi şu anda 600 kişilik bir ekiple birçok mevkide çalışıyor. Vidanjörler var. Şimdi Özgür sizlere onları gösterecek. Şu anda Ali Çetinkaya Bulvarı'nın ortasındayız. Bu noktada toplam 4 tane vidanjör suyu çekmeye çalışıyor. Ancak tabii fırtına hala devam ediyor. Kuvvetli bir rüzgar var. Ve şimdi bulunduğumuz yerden size bir denizi göstereceğiz. Özgür'den şöyle bir sahili göstermesini rica edeceğim. Su o noktadan buraya doğru geldi. Buraya kadar yaklaşık 150 metre. Bir 100 metre daha geriye doğru gitti. Ve dükkanların birçoğu şu anda ciddi derecede maddi hasar aldı. Ekipleri görüyorsunuz. Hala denizdeki dalgaları da görmek mümkün. Vidanjörlerle artık dükkanların içindeki su çekilmeye çalışılıyor. Tabii bu denizin karşısında da Karşıyaka var. Orada da yine Mavişehir Mahallesi, beraberinde Aksoy Mahallesi ve Yalıboyu Caddesi'nde de birçok iş yeri, otopark su altında kaldı. Aslında İzmir Belediyesi dün bir uyarı yayınlamıştı. Bu mevkilerde araçlarınızı yüksek noktalara çıkartın gibi. Çıkartanlar oldu, çıkartamayanların arabası da hasar aldı. Birçok aracın motoru bozuldu. Çekicilerle bu noktadan götürüldüklerini görüyoruz. Ve şimdi biraz daha Özgür'le birlikte ilerleyelim. Artık caddeye indiğimizde su seviyesi yine aynı. Vidanjörler çekmek için çalışıyor. Ve arkamıza doğru bakalım. Deniz, Gündoğdu Meydanı. Şimdi oraya doğru ilerleyeceğiz. İşte tam da bulvarın ortasındayız. Mazgallardan sular tahliye ediliyor. Vidanjörler destek veriyor. 250 metreye kadar denizin taştığını söyledik. Ve arkamıza baktığımızda yine logarları görüyoruz. Kapakları ekipler tarafından açılmış. Suyun tahliyesi gerçekleştirmeye çalışılıyor. Çünkü burası İzmir'in en önemli noktası aslında. Nüfus yoğunluğunun da fazla olduğu bir yer. Önce buradan başlanılması, suyun tahliye edilmesi, dükkanların artık tekrar faaliyete geçebileceği bir duruma geçilmesi gerekiyor. Tabii rüzgar saatte 70-80 hatta 90 kilometre hıza kadar yükselmişti dün ve sonrasında ne oldu? Deniz taştı, işte burası sular altında kaldı. Arkamızı dönelim. Biraz daha sahile yaklaştık. Gündoğdu Meydanı'na ve hatta o dalgaları da şimdi biraz daha yaklaştıktan sonra Özgür size yakından gösterecek. Tabii vatandaşların terlikle yürüdüğünü gördük.
Artık ayakkabıyla burada yürümek zaten mümkün değil. Ya çizmeyle dükkanlarına geliyorlar ya da işte o ıslak ayakkabılarıyla dükkanlarındaki çamuru, atıkları toplamaya çalışıyorlar. Ve denizde şu anda hırçın dalgaları görüyorsunuz, sahili dövüyorlar. Ve tam da aslında sahilin orada banklar vardı. O banklar da aslında tahtadandı. Neyi gördük? Ta ki o noktadan Kıbrıs Şehitler Caddesi'ne kadar o bankların sürüklendiğini gördük. Ve yine şöyle bir koordina doğru baktığımızda burası da zaten çok sayıda restoran ve kafenin olduğu bir taraf. O kafelerin hepsi de aslında su almış bir durumda. Ve suyun yoğunluğunu bakın şöyle gösterelim. Aslında çok değil. 2-3 saat öncesinde bu noktaya gelemezdiniz. Yani su çok yüksekti. Yavaş yavaş çekildi. Ve pompalarla kanalizasyonun içindeki o tıkanıklık açılmaya çalışılıyor ki su kuvvetli bir şekilde buradan çekilebilsin. Evet, Özgür arka tarafı gösteriyor size. Burası şu anda Konak ilçesi, Alsancak semti ve de tam olarak Gündoğdu meydanındayız. Zaten caddelerde de evet. Bile. Sevgili Emre, şimdi botlarla kurtarılmalar yapıldı dedik, hani böyle anons ettik ya, şu an bunlar tamamen herhalde bitmiş durumda. Tamamen bir temizleme çalışması var. Şunu soracağım. Ne kadar hızlı devam ediyor? Yani sen şahit oluyorsun. Ne kadar hızlı bir çalışma var? Hani kolay ilerleyebilecek mi özellikle de oradaki esnaf için? Çünkü şu an vatandaş giremiyor dedin oraya. Yani şu an için 600 kişilik bir ekip yönlendirilmiş durumda. Ne kadar yeterli olur bilemeyiz, ancak tahribat çok fazla. Yani deniz, bakın arkamda deniz, taşıyor 250-300 metre geriye kadar gidiyor. Ve burası komple işletmeler, evlerin olduğu kısımlar. Yani sokakta su görmeseniz bile o sokağa yanındaki binaya girdiğinizde onun altında su birikintilerini görebiliyorsunuz. Ve şu an burada aslında yüzlerce, hatta binlerce kişi vidanjörün evine gelmesini ve suyu çekmesini bekliyor. Tabii bu noktada çok sayıda ekip görüyoruz, ancak tabii kanalizasyon sistemi belirli seviyede olduğu için onların da aslında yapabilecekleri çok şey yok. Yani vidanjörlerle çekmeye çalışıyorlar. Evet, ancak asıl önemli olan kanalizasyon sistemiydi. Zaten bu dükkanların da az evvel de bahsettik, kanalizasyonları deniz seviyesinde olduğu için deniz yine taşta şu anda, bir şey fark etmeyecek. Yine aynı manzarayla karşılaşacağız. Yine esnafla konuştuğumuzda bir hafta öncesinde yine benzer bir manzara olduğunu söylediler, ancak tabii bu kadar değil. Yani yaklaşık bir 6-7 santim seviyesinde bir suyun dükkanlarına geldiğini söylediler. Bu noktada yine beraberinde 1965'te ancak bu denli bir sorunla karşılaşılmıştı. Yine çevre sakinleri 2000 yılında da benzeri bir görüntüyle karşılaştıklarını söylediler. Aslında bu denlisi ilk defa görülüyor, çünkü fırtına çok yüksekti. 70-80-90 kilometre hıza kadar yükseldiğini söyledik. Bakın Özgür bir noktada size gösteriyor. Artık 14-15. saatteyiz olay yaşandıktan sonra. Ancak hala oluk oluk sular şu anda kanalizasyona akıyor. Hatta suyun kalınlığını da şöyle botumdan size gösterebilirim. Sanırım bir 10 santimlik bu noktada su var. Bu yol tabi cadde boyunca devam ediyor. Özgür, senden rica edeceğim, bakın şu tarafa doğru bir gösterir misin? Cadde boyunca artık su birikintilerini görüyoruz. Beraberinde o caddeye paralel olan bütün işletmelerde de su basmış durumda. İki yanında da durum böyle. Aslında Kıbrıs Şehitler Caddesi, yani İzmir'in en turistik noktalarından bir tanesi. Orası da biraz yukarımızda. Orada da yüzlerce dükkan var. Orada da manzara aynı. Şu an bu noktadayız. Ancak bir sonraki yayınımızda o noktada yapacağız. Tabii aslında bir uyarı yapılmıştı. Olası deniz kabarmasına karşın yağışın artmasıyla birlikte tabii yağmur sularının böyle bir sonuca ulaşabileceği üzerine. Kimisi dediğimiz gibi araçlarını çektiler bir noktada. Kimisi ise aracını çekemedi. O araçlar tabii ciddi derecede hasar aldılar. Tabii ekipler dediğimiz gibi burada çalışmaya devam ediyorlar diyorum, ancak yapabildikleri ne diye sormuştum az önce, bir daha bir değinelim. Logar kapaklarını açmak ve pompalarla o kanalizasyonların içine hava basarak içerideki tıkanıklığı gidermek. Şu anda Gündoğdu meydanındayız. Sadece bu noktada değil, etrafımızdaki bütün o kalabalık caddeler, insan trafiğinin yoğun olduğu caddelerde durum aynı şekilde diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Peki. Emre, teşekkür ederiz. İzmir'den sonra.